Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. İsmim Seda Beyaz. Fırat Üniversitesi'nden geliyorum. Nereden? Fırat Üniversitesi'nden, Elazığ'dan geliyorum. Elazığ. Evet, 100/2000 biyoloji bölümünde biyoteknoloji öncelikli alanlarda doktora bursiyeriyim. Meme kanseri üzerine çalışmalarımı devam ettirmekteyim. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman kadın profesör oranının %20 olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de bu oran %32 oranında ve Avrupa Birliği'nden çok çok öndeyiz. Türkiye'de bu oran daha da arttırılacak mı? Sadece akademi anlamında değil, diğer sektörlerde de kamu kurum ve kuruluşlarında da bu oranı arttırmayı ve bununla ilgili çalışmalar yapmayı planlamakta mısınız? Kadınlarla ilgili çalışmada attığımız adımlar gerçekten hızla ilerliyor ve bu da benim en önemli iftihar vesilemdir. Ve burada bazı oranları sizlere çok açık verme bakımından şöyle notlarıma bir bakarsam herhalde yanılmamış olurum, daha isabetli olur. Yani kadınlarda attığımız adımlarda isabetli bir yere geldiğimizi, gelmekte olduğumuzu gösteriyor. Göreve geldiğimizde %4 civarındayken şu anda parlamentodaki kadın sayısı mesela %17 küsüre ulaşmış vaziyette ve bu artarak da devam ediyor. Üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri de kadınlarda %50'nin üzerine çıkmış durumda. Ve üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı %51'in üzerinde. Yani bu Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil. Ve esasen hükümetlerimiz döneminde hem karar mercilerinde hem de ticaretten bürokrasiye, akademiden siyasete her alanda kadınlarımızı destekledik ve teşvik ettik. Bir diğer noktada istihdam edilen kadın sayısı 6 milyon 122 binden 8 milyon 920 bine çıkmış vaziyette. Bir de kadınların iş gücüne katılma oranı %27'den 32,5'a çıkmış vaziyette. Sağ olsun kadınlarımız her alandaki başarılarıyla bu desteğin karşılığını da veriyorlar. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında. Bunlar da tabii aynı zamanda bir teşvik mekanizması olmuş oluyor. Bunu da takdir etmekten başka bir şey bize düşmez. Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri burada ağırladığınız için öncelikle ben çok teşekkür ederim. Ben farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden geliyorum. Yekta hocamızın desteklediği YÖKYÜZ 2000 programında da biyosensörler alt alanında devam etmekteyim doktora programıma. Bildiğimiz gibi engelli vatandaşlarımız günlük hayatta bir sürü sıkıntıyla karşılaşmakta. Hatta deyim yerinde ise önlerine daha büyük engeller konulmakta. Bu engelli vatandaşlarımız eğitim sürecinde de bir takım sıkıntılar çekmekte. Bu vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili planlarınız var mı? Fikirleriniz nelerdir? Hani bunları bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Tabii yani bu konuyla ilgili şu anda bizim yaptığımız, yapmakta olduğumuz çalışmalarımızın başında yani yeni girişimlerde bulunuyoruz ve engelsiz üniversite sürecini başlatmak bunlardan bir tanesidir. Her yıl üniversitelerimizin kampüsleri fiziki koşulları ve programları değerlendiriliyor ve bu konuda ilerleme sağlayanlar kamuoyuna duyuruluyor. 2023 yılına kadar tüm üniversitelerimizin engelli öğrenci dostu kampüslere sahip olmalarını şu anda planlamış bulunuyoruz. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.